İşler nasıl? İşler ne iyi ne kötü. Başkan. Bizim asıl sıkıntımız başkan. Şimdi bu arkadaşlarımız bize yardımcı olmak için. Evet. O arkadaşımın maalesef icralı. Diğer arkadaşımız üniversite mezunu, daha mezunu, hatta o arkadaşım da asgari ücretle bile iş bulamadığı için. Bakın ben 1,5 yıldır geziyorum. Ya şaşırmayacağım diyorum, şaşırıyorum. Yani artık şaşıramam ben diyorum ve şaşırıyorum. Gerçekten durumumuz işler öncesi. Gıda bölümü mezunu. Evet, gıda bölümü mezunu. Düşünün burada tezgahtarlık yapıyor arkadaşımız. Neden? Neden ona yardımcı oluyor? Dedik ki arkadaşlar, ama bir ekmeğimiz var. Siz onlara iyilik yapıyorsunuz. Bir ekmeğimiz var, paylaşıyoruz. Zor şartlarda işte o ekmeği paylaşıyorsunuz. Evet. Yani yapabildiğimiz şey bu. Ben bunu yapabiliyorum ama bunu bu görevim değil ki. Tabii. Bu görev hükümetin. Pankart açmışlardı bana kahve esnafı. Safranbolu. Safranbolu. Ben de bunu alıp mecliste açacağım. Açtım. Arkadaş şey dedi, açları sen doyur dedi. Açları sen doyur diyor. Ya sen bostan korkulu musun kardeşim? Ben şimdi buralarda asla propagandaya yönelik veya iktidar yönelik cümleler kurmuyorum. Sebebi sizi zora sokmamacı. Dışarıda kuruyorum o cümleleri ama yani aç için. Bu çocuğa iş vermek bu ülkenin görevi ya. Evet. Öyle bir şey olur mu? Maalesef onlar yapamadığı şey biz küçücük kendi halimizde. Allah bir kere razı olsun. İşler yapmaya çalışıyoruz. Ay şimdi görev oğlum iş bulmak benim görevim. Bir de doyurucu şey açları. Şimdi orada açız vardı o pankartta. Diyor ki nankörler. Nankörler açtım diyen esnaf mı? Nereli aşçılar mı? Orası belli değil. Nankörler açları sen doyur diyor dönüyor bana. Sen doyur. Böyle bir şey olur mu ya? Aç olan insan... Getir sandığı doyur. Ondan sonra gör nasıl oluyormuş. Evet yani bu zaten bu defa değişecek zaten. Ha, siyaset diyorsunuz. Siyaset hayatın her alanı genel. Evet. Evet yani, o başka da. Hani ben şimdi korkuyor insanlar. Onun yok, için sabır gösteriyorum. Dikkat ediyorum. Bizim burada bir laf vardır. Kusura bakmayın. Demirden korksak trene binmeyiz. Çok iyi. Hiç kimse kusura bakmasın. Biz hiç kimseden korkmuyoruz. Yani hadi hodri meydan diyoruz. Aynı kafadayız. 1,5 senedir bayağı bir sıkıntı. İşlerimiz düşüktü. Bu da pandemiden sonra da tamamen düşmeye başladı. Evet. Her tarafta marketleşme sistemi oldu. Marketleşme sisteminden dolayı rekabet gücümüz yok. Bu zincir çünkü, marketlerden evet, bahsediyorsunuz evet, değil mi? Şimdi evet, gıda tabii, hariç her türlü ürünü evet, satıyorlar. Yani biz rekabet edemiyoruz. Çünkü onların şubesi çok. Çok alıp çok satıyorlar. Bir ikincisi internet sistemindeki satış ortamı da bizi çok etkiliyor. Yani buna da bir düzenleme olsa iyi olur. Kira mı burası? Evet, kiralı. En büyük sıkıntımız da Bağkur olayında. Bağkur primlerimiz çok yüksek. Siftah yaptınız mı bugün hiç? Şu anda daha siftah yaptım, evet yaptım. Ne sattın? Yani ne tür bir şey sattın? Eşofman sattım şu anda. İki tane eşofman sattım, evet. Akşama kadar aşağı yukarı kaç müşteri gelir? Ya, mesela dün kaçtı? Dün çok düşüktü. Kira bizim burası da biliyor musunuz diye merak ettim. Ya 1,5 senedir çıkaramıyoruz. Ha, ondan önce bir nebze yine iyiydi ama son 1,5 senedir bayağı bir düştü yani. Bayağı bir sıkıntıdayız. Gelir gideri götürmüyor vaziyete geldi. Rekabet gücü çok gitti, yüksek. Yapamıyoruz yani. Küçük esnaf genellikle şu anda mağdur duruyor. Kaç kişi geçiniyor bu evden? Şey, İki tane oğlum var, bir eşim var. 4 kişiyiz. Geçinebiliyor musunuz? Ya şu anda borçluyuz. Yani köyden vesaire gelen bir şeyler olur, o ayrı. Onun dışında bu dükkan sizi bakar mı? Ya şu anda bakmıyor derecesine geldi yani. Bakmıyor derecesine geldi çünkü kredi alıp devamlı kredi ödemek zorunda kalıyoruz. Buranın kredi borcu var. Var tabii ki var. Esnaf odasında kredi borcumuz var.